Buralar özel yapılmış hayal vadisindeyiz. Her tarafı kullanmışlar. Stone Age yani taş devri dönemi gibi buralar. Şunlar taş devrine yansıtan yapılandırmalar. Yeşilliklerle işte doğanın taş devriyle uyumlu olması ve böyle giriş yerlerinin sarmaşıklarla kaplı sanki her alanda bir fotoğraf ve karşıda köylere bakıyor. Burası köylere doğru. Karşıda gerçekten köy yaşamının hakim olduğu ve buranın yanında öyle bir dere var ki size onu göstermek istiyorum. Bu dere aslında bir göl. Gölün adı meşhur Sera Gölü. Bakın. Aha yemyeşil. Ve meşhur dağlara doğru. Şurada da ahşap saklanmış evler var. Kayalıkların içinde. Ve yemyeşil sular. Yaprakların döküldüğü. Gölün kenarındayız şu anda. Göl. Evet evet Sevim. Onlar tamam şu çekimleri yapıyorum da birazcık. Biz Sera Gölü'ndeyiz şu anda. Yemyeşil. Esiyor. Püfür püfür. Sera Gölü Akçabat'ta sevgili izleyiciler. Akçabat'ta Yıldızlı denilen tarafa dönüyorsunuz. Sera Gölü yazıyor zaten. Burada Hayal Vadisi'ne gelerek bu alanın tümü doğal ahşaplarla, kütüklerle bu şekilde dizayn edilmiş. Sarmaşıklar sardırılmış. Özel bitkiler özellikle yapılmış. Şurada da sallanabileceğiniz Hayal Vadisi'nin bir salıncağı var. Ben de oturayım. Aa, çok güzelmiş. Hakikaten Hayal Vadisi'nde olduğunuzun sallanarak. Aa, çok güzel. Sevim. Aa, Sevim kahvesini içiyor. Ben de azıcık çocuklar gibi sallanayım. Ondan sonra hak ediyor muyuz? Bazen evet. Hayal Vadisi ahşap olarak yazıyor yukarıda. Ve gerçek bir salıncak. Başıma düşmez. Ah, rahatlatıyor gerçekten huzurlu bir yer. Temiz bir havası, sessiz bir dağların içinde bir yer. Yanında göl var, Sera Göl, Sera Lake. Sera Lake yazıyor, Sera Lake. Evet, salıncağımızdan da kalktık. Bütün her tarafa bakarak çekimler yapıyorum. Neler varmış burada, neler yapmış. Şu tarafta ofisi var Hasan Bey'in. O tarafa bakacağım ama. Önce şöyle güneş ışıkları o kadar vuruyor ki aralardan böyle. Her taraf, o tarafta ahşap işçilikler var. Ve sarmaşıklar var. Ağaçlara sardırılmış gerçek sarmaşıklar. Öyle oyuncak falan değil. Ve yemyeşil akıp giden. Bizim Giresun'da iki tane şey var. Batlama Vadisi'nden inen Batlama Deresi var. Aksu Vadisi'nden inen Aksu Deresi var. Bu iki derenin yanına bu tür işletmelerin gerçekten böyle büyük kapasitede öyle oyuncak gibi işletmeler kurmayın. Bizim iş adamlarımız sarmaşıklarla, ağaçlarla, akan yemyeşil sularla, derelerle. Bizim coğrafyamızda da bunu istiyorum. Giresun'da da çok güzel görünüyor. Evet, çok teşekkür ederim. Rengarenk sarmaşıklar. Buyurun, bakın kırmızılı. Evet, benim şiir yazma yerlerim bunlar. Ve ben de bunları şöyle fotoğraflayabilirim. Renkler kırmızı güneş ışığı vurunca da daha başka renklere dönüyor bu sarmaşıklar. Böyle. Daha yukarıda da Stone Age dediğim taş devri dönemini yansıtan ne var? Bakın kapı girişleri var. Binaya girerken o şekilde bir yerden geçiyoruz. Şöyle göstereyim ben biraz. Yine ben Peştemalı. Peştemallıyız. İşte Hayal Vadisi'nin. Aa, yanlış şöyle yapalım.
Hayal Vadisi'nin salıncağı burası. Buradan da çıkış var. Bir de buraya bakalım. Bu işletmenin her tarafına geçek dediğimiz şitler, geçek dediğimiz böyle kalın odunlardan yapılan kenar korkulukları var. Yine bir orijinal ağaç kesilmesi burada bekliyor. Burada kalın odunlardan şey yapılmış ağaçların, yani taze genç ağaçlardan korkuluk yapmışlar. İşte şurada herhalde yine ahşap, yani tamamen odunlardan falan yaptıkları küçük ne deniyor, fındık dallarından böyle bir şey yapmışlar sevgili izleyiciler. Şu kütük, bildiğin hani yarıp da kesip de döktüğümüz kütüğün buradaki hali işlenmiş. Üstüne küçük böyle bir baraka, sarnıç. Burada da bakın böyle merdivenini yapmış, su sarnıcına çıkıyor. Burada da yaşıyormuş. Bu kütüğün üzerine bunu yapmış. Kim bunu düşündüyse işçilik yapmış. Çok güzel. Dolayısıyla her alanda küçük dokunuşlar yapmışlar. Şurası benim taş devri dediğim bölüm. İşte yine sarmaşıklarla Hayal Vadisi'nin bir bölümü. Ne yapabiliriz? Şu tarafta bir yine böyle bir küçük, tabii şu anda suyunu vermemişler. Burası havuz bölümü. Havuz bölümünde böyle bir küçük çalışma yapmışlar. Işıklandırma, yine ağaç. Tamamen bunların malzeme olarak kullandığı ağaç. Ve şurada koca çınar ağacı geniş yapraklarıyla. Üst katta sevgili izleyiciler çok güzel bir kuş yuvası gördüm. Size onu göstereceğim. Kuş yuvasından tabii ki avize yapmışlar. Onları göstereceğim. Şu çınar ağacının altından yürüyelim. Karşıda da yine ahşap bir üst kat yemek yeme yerleri. Buralar bölüm bölüm restoran. İşte düğün, davet, kutlama. Yani bu şekilde bir bölüme daha çıkıyoruz ya. Yukarıda dağlara doğru tabii ki sırtını vermiş. Aşağısı göl, Sera Gölü. Şimdi ahşap cam pencerelikler, urgan kullanılmış ışıklandırmada ve çiçeklerle sizi giriş karşılıyor. Çiçeklerden geçiyoruz. Ne yaparız? Kırmızı. Evet. Bunları pampas çiçekleri. Güney Amerika çiçeği şu pampas. Ve burada pembe çiçekler benim vazgeçilmezim. Sonra bunları geçiyoruz. Asıl göstermek istediğim kısım şurası. Şu ağaç kütüklerinden avize yapılmış. Bu köklerinin her birinin içinden elektrik kabloları geçirilerek gerçek bir avize yapılmış. Burada da kuş yuvası. Kuş yuvasından avize, çalılar, işte böyle çubuklar üst üste konularak bir tane kuş yuvası yapılmış. Kuş yuvası avize. Harika. Şunu herkes yapabilir. Fındık çubuklarından, dallardan kuş yuvası yapmışlar ve avize. Ne kadar doğal. Burada da ağaç kökleri, içinden elektrik kabloları geçirilmiş. Bir kuş yuvası da şurada var. Ve şömine, eski zaman işte kütük, değirmen taşı ve kütükten yapılan masa, gerçek orijinal bir ahşap ve bakır kazanıyla yine burada kütük getirilmiş. Sehpa niyetine bunun üstünde kullanmışlar. Ocakbaşı, gerçekten Hayal Vadisi'nin ocakbaşındayız. Şömine yapmışlar ve çiçeklerle. Ya burası
işte söylenen Hayal Vadisi. Biz de Hayal Vadisi'nden sizlere bir takım görüntüler vermek istedik. Ve neredeyiz? Akçaabat'tayız tabii ki. Buradan çiçekler, fotoğraflar birazdan çekeceğim. Şiirlerimde kullanacağım. Onun için böyle bir mekanı size göstermek istedim. Ahşap tavanlar. Hala yapılmaya devam edilen kısımları var. Güzel bir yer, güzel bir dekor, güzel bir çalışma, ibrik. Bakır ibriklerimize geri döneceğiz. En sağlıklıları bunlar. Teflon gibi asit, zehir salmıyor. Bunları tabii kalaylatacağız, kalaylanmış olarak kullanacağız. Ve değirmen taşında eskiden bundan çevirerek, mısırları buraya koyup çevirerek öğütüyorduk. Evet, ben de şöyle oturayım ocak başında. Hoşça kalın.